Kaza nasıl oldu? Anlatabilir misin? Abi ben Cevahir AVM'nin orada bekliyordum üst kızışıkta. Arabada ne fren ne ses, yani hiçbir şey duymadım. Ondan sonra birden biraz kırmızı ışıklar biraz geçtikten sonra baktım arkadan bana küt diye vurdu koydu. Beni şeridine attı, ters şeride gönderdi. Kiliseye doğru gönderiyordu. Kiliseden sonra ben kendimi biliyorsunuz sağa doğru kırdım, toparladım, düzelttim, durdum, öyle durabildim. Araçtan indim, burnumu zaten kafamı mafamı vurmuştum. Vurduktan sonra bir adama baktım. Ondan sonra burnum da kafam da şoktan dolayı geçtim oturdum. Ondan sonra kalktım tekrardan adam baktım kaçıyordu. Ya kaçmaya teneffüs ediyordu daha doğrusu. Ondan sonra baktım adamın yanına gittim dur 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 dedim. Adam baktı arabanın bozuk olduğunu yani çalışmayacak durumda olduğunu fark etti durdu. Yoksa kaçıyordu tekrardan. O Amerikan konsolosluğunun eşini yani kocasıymış. Yani kadının kocasıymış. Sonradan öğrendim. Sonra da ondan sonra polis teşkilatımıza bir sürü yani rahat bir 30-40 tane polis vardı. Rahat hakaretler, el kol işaretleri. Ayrıca da MIT'in ismini kullanıp da MIT diyor. Sen polis polis memurlarımıza keseceğim işaretiyle yani keseceğim Tehdit mi işaret etti tehdit orada? etti orada. Orada sanki tamam diplomat olabilir ama ben orada kazan şokumdan ok meydana gittim. Ok meydandan çıktım. Hastaneden raporlarımı aldım. Raporlarımı aldıktan sonra geldim bir baktım. Trafik ekipleri karakola teslim etmemişler diplomatı. Boynumdan ta kuyruk kemiğime kadar böyle yarım uzanınca zorlanıyorum böyle kasıyor. Burnum kırıldı. Yani burnum burası burnum, suratım, gözümün burası. Telefonum kırıldı. Durum bundan ibaret abi. Yani belim hala da kalkınca inince de ağrıyor zaten dedi.